30 Haziran 2018 Antalya Alanya. Alanya Özvadi. Özvadi'deyiz. Yeşilöz Özvadi'deyiz. Ulvi Dim. Dim, evet. Burada rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü bu sene bu seralarında kullandılar. Hı-hı. Kaç dönüm serada kullandık burada? Burada 8,5, orada 6 dönüm. 8,5 dönüm, bir de 6 dönüm. Evet. Rekor gelişim ürünümüzü burada kullanıldı. Neler oldu Ulvi Bey? Öncelikle toprakla ilgili konuşalım. Toprağımız neydi, nasıl bir yapı vardı? Toprak bizim gayrak ve mil karışık. Mesela bu taraflar mil, yukarı tarafa doğru biraz daha gayrak topraktı. Biz her sene onarım zamanı, bu sene dedik ki bir rekor gelişim, bir deneyelim bir dedik. Evet. İlk şu 4 dönümlük yerde, 3 dönümlük yerde kullandım. Bir ay sonra biraz fark hissettim yani ağaçlarda. Tamam. Doğru. Dedim ki ya hepsine vereyim. Her tarafına birden de tekrar kazdırdım bir ay sonra. Tamam. Öbür tarafa da verdim. Ve ilk verdiğim yerdeki mesela ağaçların gövdesini... Şurayı gösterelim, şu gövdeyi. İlk verdiğimiz yerde. İlk verdiğimiz yerler bunlar. Şöyle işte. Gövdeler. Mesela şu gövde artı şu. Şu. Şöyle. Mesela çıkarmış olduğu dal. Doğuş yapmış. Bu daha yeni 2 günlük falan. Şu da doğurmuş yine. O daha dün doğmuş yapmış. Gövdeler bayağı geniş. Yani iyi kutur yaptı şeylerde. Tamam. Ağaçlarda. Şey de fena değil. Yani çıkarmış olduğu dallar da güzel. Dallar da güzel. Peki bu burası peki denediğinize göre herhalde bu seranın en daha böyle zayıf olan bir yeri miydi? En zayıf olan yeri en burası. En zayıf olan yeriydi. Evet. Şu an buradaki görüntü şöyle baktığımızda maşallah bayağı bir kuturu yapmış. Evet. Doğuş da gayet güzel. Sonrasında dedik ki her yere atalım. Bütün tamamını attık. Tamamını 8,5 attık. Artı 6. Evet, tekrar bir kazma yaptırdık. Hı-hı. Komple her yerini. Tamam. Ondan sonra işte devam ediyor bakım. Yine biz şey devam ediyoruz. Vitamin, gıda tabii, devam ediyoruz. Gübrelemeye devam ediyoruz. Gübrelemeye devam ediyoruz. Sulamaya devam ediyoruz. Şu anda fena değil. İyi yani gidişat. Fena değil, iyi. Bu sene bunu Şubat ayında yaptık. Şubat, evet. Şubat ayında yaptık. Şubat 1'de başladık. Peki burası daha az verimi olan, daha bozuk diye tabir biraz ettiğimiz bir yerde. Soğuk duruyordu burası. Soğuk duruyordu. Daha da şeydi şimdi, yani yukarılara göre fidanlar daha zayıftı burada. İyi dediğimiz yerle burası şu an aynı mı? Yukarıyı geçti burası. Burası yukarıyı geçti. Yukarıyı yani geçti. Burası daha hızlı toparladı. Bir ay önce verdik biz buraya onu ya. Tabii burada bir aylık bir fark var. Bir aylık fark ama var. Ama şu an yukarıdaki durum nedir? O da fena değil, iyi. O ama da fena bu, değil. Burası oradan daha iyi. Burası oradan daha iyi, burası erken daha verdiğimiz iyi için. Şöyle gidelim biraz daha o tarafa gidelim doğru. Bunun cinsi neydi? Azma. Azma. Azma, evet. Mesela şunlar şimdi bizim ikinci olan verimler. Birincileri aldık, şu ikinci verim. Hı hı. Kasım'da doğanlar değil mi bunlar? Evet. Kasım doğuşu. Şunlar bu sene şeyde doğdu bunlar, Şubat'ta doğdu. Şubat'ta doğanlar. Pek iyi dal vermedi. Şubat doğumu. Tamam. Mesela şu Nisan doğumu. Nisan doğumu. Bu sene Mart'ta verdikleri çiçek yaptı. Yani bunlar gibi oldu. 5-6 darak falan oldu. Hmm. Mart'ta çiçek yaptığımız ama Nisan daha ki fena değil. Evet. Nisan doğumlarımız daha iyi. Bu sene Nisan doğumu da eskiden Nisan'da çiçek yapardı. Bu sene tam tersi oldu. Herhalde Mart'ta yapıldığından dolayı Mart'ta yaptı. Peki topraktaki değişimle alakalı. Mesela toprak suyu emmesi, gevşemesi bunları her yerde gözledik değil mi? Aynı sonucu verdi burada. Evet, şimdi zaten az önce su veriliyor. Tabii az önce sulanıyoruz. Hala. Üzerine yürüyorsun şu anda. Şu an yürüyoruz. Yani şöyle şeyin üstünü gösterelim. Yani suları. Daha hala bak fıskelerden su akıyor. Fıskelerden de akıyor. Kapatıp öyle girdik seraya. Yan sıraya da geçelim. Orayı da göstereyim. Şimdi bakın oradaki gövdelerle, buradaki gövdeler bir değil. Tabii orayla buraya arasında bir ay fark var. Tabii bir ay, bir fark ay önce var kullanıldığı için. Hı-hı. Peki burada şeyi soracağım. Mesela şunuz, mesela Kasım doğuşu. Evet. Buzun şu anki kalitesi gelişimiyle alakalı, doldurmasıyla alakalı bir gözleminiz var mı? İlla ki kök çalıştığı için. Vallahi şimdi gövde gereken gıdayı veriyoruz. Ama tabii gıdadan mı yoksa rekorda gelişimden mi onu bilemem. Yani geçen seneye göre daha mı iyi diyorsunuz? Şey, gelişim anlamında yani tarih birleşmesi. Şöyle ki,
Yazın 4 ayda buz doldurur. Tamam. Kışın 5-6 ayda doldurur. Şimdi havaların en sıcak olduğu dönem daha evet. çabuk doldurur. Tabii. Onda bir şey diyemem. Yani burada şu anlamda söyledim. Hı. Şimdi toprağın gevşemesi, suya emiyor olması, saçağın ve kökün de tabii o bir şekilde iletimini arttırıyor. Tabii, bu da meyvenin dolmasını vesairesinde mutlaka. Bir artı sağlıyor. Bu konuda sordum onu. Mutlaka. Çünkü toprak gevşek. Çapak daha hızlı ilerliyor. Evet. Bu sefer gıdayı daha iyi alıyor. Böyle yapalım. Doğru olur. Rekor gelişim burada beklediğiniz sonucu verdi mi size? Şu anda memnunum, iyi. Şu anda memnunsunuz. Peki tavsiye eder misiniz? Öncelikle Alanya, Gazipaşa, muz yetiştiriciliği yapılan bölgelere. Denesinler, herkes denesinler. Herkes denesinler. En azından bir miktarına bir denesin, farkı görsün. Siz bir ayda, bir ay içerisinde zaten şeyi aldınız hemen tekrardan. Tabii o alınca ben buraya 16 dönüme evet. hemen kullanma şeyi verdiniz. Bir aylık farklı aradaki ağaçlardan belli. Bir ayda oradaki daha gelişti. Yani ne kadar erken kullanırsa rekor gelişim. O kadar faydalı. Mutlaka. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seranızı gezdirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu videomuz televizyonlardan, bizim sitelerimizden de yayınlanacak. İlla ki üreticiler size arayacaktır, soracaktır. Evet. Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bol bereketli hasatlar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.